Başladı. Şimdi tamam. Çalışmayı şey yapasınız diye söylüyorum. Diyelim ki bir konuyu uğraşıyor çözmeye. Sakın yüzeysel tembelliğe şey yapmayın. Hemen çabuk yapayım diye değil. Mutlaka onun bir toplamasını yap. Toplama yaptıktan sonra iki tane formül vereyim size. İki tane formül vereyim. Onun içine atın. Bakayım ne yapacak o. Bir, ağacı bir düşünün. Ağacı düşünün. Ağacın bir çekirdeği var. Bu attığım konular çekirdek mesabesinde mi? Ağacın çekirdeği. İki, ağacı meyvesi var. Hulasa. Meyvenin içerisinde çekirdek de var. Asıl da var ama zahirde hulasa. Attığınız konuyu ağacın çekirdeği mi? İki, ağacın meyvesi mi? Üç, ağacın görünüşü mü? Dört, ağacın gözükmeyen makine tarafı mı? Buna usta şualarda kullanıyor, değil mi bunu? Hangi isimleri kullanıyor? Evvel, ahir, zahir ve batın. Bu araştırdığınız konuyu bu potada, şablonda cevabını arayın. Birincisi bu. İkincisi, şuraya bakar mısınız? Aşun, o şeyin sureti, eylem mi yani? Eylem. Mesela imanın sureti nedir? Eylemdir, davranışlardır. Kanuniyeti. Yani bu sanda kaçınılmazdır. 32. sözde bu kanunu kullanır. Bir şeyin, her şeyin ama sureti, gir içeriye, soğan kabuğu, kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Sureti nedir? Eylemdedir. Kanuniyeti nedir? İnsanın içselindedir. Hakikati nedir? Hakaik-i şey sabitatın esma-i ilahi olduğu için kalpte, arşta hangi esmaya denk geliyor? Mahiyeti de sıfata. Mesela araştırdığınız konuyu, diyelim ki bugünkü konumuz korku. Aynı bir pota yaparsın. Bir de ustadımızın kendisi sari olarak ortaya koyduğu bir yöntem var. Her şeyde kullanılır. Onun için zaten söylemiş. 23 işaretleyeceğiz. İfrat, tefrit, vasat. Yani bu üç tane havuza atsanız, laboratuvar gibi, sizi kendilerini belirlerler, ifade ederler. Eğer ben külliyatı böyle okuyayım bakayım ne diyor okursanız, insanın tiniyetinde, yaratılışında var, unutma var. Nisyandan alındığı için unutursunuz. Bir mana gelir okurken, tefekkür ederken. Mana bu mal olduğu zanniyle kaydetmezseniz o uçar gider. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle manalar kuş gibidir. Ayağından bağlayınız. Tamam. Bizde en büyük sorun neymiş biliyor musunuz? Ben ilk önce malzemeyi yapayım da sonra hükmünü söyleyeyim. Ondan sonra derse başlayacağım. En büyük sorun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nübüvveti ilan edilmediğinden önce asr-ı saadetteki asr-ı zulüm, zalim asırda zina vardı. İnsan hakları hiçbir şey yok. Köle pazarlar vardı. Bunlar hep bildiğiniz şeyler. Çözüm olarak Kur'an ne sundu biliyor musunuz? İlk. İkra. Resul anladın mı abi? Bir araya gelin, devlet kurun, savaş yapın, para kazanın demedi. Bu kadar sorunlu bir insanlığa sunduğu ilk çözüm, ilk kapı, ikra. Okuyamamaktan kork. Okumamaktan, okuyamamaktan kork. Sübeyir abin dediği gibi, ölmekten değil, okuyamamaktan kork.
Şimdi ben şimdiye kadar korku ve hafı topladık. İki ders yaptık. İki saat. Ben bu haf, yani dersimiz korku. Korku ve haf. O Abdülbasit çalışmasını siz şey yapmayın. Zihninizi buraya verin de. Korku ve haf. Sağ olun Mehmet. Korku ve hafı topladım. Ben onu toplarken Allah Resulü dedi ya, çalışırken gelen manalar ayağından bağlayın. Onları şöyle bir yaprak. Bugün de çalıştığım için bir yapraktı. 1,5 oldu. Ben şimdi bugün değişiklik olsun size onlardan bahsedeyim. İlk önce her sorunun cevabı namaz niye kılmıyor? Niye korkuyor? Ne diyeyim? Niye adam dürüst değil? Ne sorarsanız sorun, temel çözüm yeri insan kendisini tanımıyor. Tanımıyor. Mesela Allah Resulü'nün sözüne yapayım. Aldatan kim biliyor musunuz? Bu kalemiyle beni aldattın. Bakacağım, bak neyi diyor, zeminde neyi kullanıyor. Bu satarken veya konuşurken aldatan aldanandır diyor. Böyle sıradan bir laf değil. Bu ne demek? Nefsine aldanan, içsel aldanışı mağlup olan bir insan, dış dünyada, eylemde de onu sana yansıtacaktır. Aldatıyorsa kendisi aldanmış. Her şeydeki çözüm insan kendisini tanımıyor. İlk önce buradan başlıyorum. Sözler 275, lemalar 82. Okuyor sözler 275. İnsan kendisini tanımıyor ondan. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Mesela sordum eline, ben de dedim nasıl bakayım? YouTube'da böyle bu korkuyla alakalı dedim ki bir kardeşi görevlendim. Bak dedim, benim bilmediğim tıp noktasında vesaire bana malumat ver. Hepsini ben koşamam. Sen bu işin zaten bilgisayarı yazılımcısın. Bana dedim ana bir şey yap. 5-6 cümle. Ne anlatıyorlar? Anlattıkları şuymuş. Ben bilmiyorum. O yazılımcı kardeş bu işte. Korkuya ait bütün videoları yaklaşık olarak da 20-30 taneyi abi dinledim dedi. Senin vazife verdiğin için. Sana sunuyorum. Bir, korkunla yüzleş. Üzerine git. Ondan sonra temelde geçmişinde bir travma var. Hep bu. Parlak cümlelerle ana tema bu. Şimdi çözüm ne? Çözüm ne? Bunlar hep surettir. Ne yapsın adam? Şu. İnsanı bedenle insan zannediyor. İnsan bedenle insan değildir. İnsanın bir ruhu var. Bir. İnsan her şeyiyle benim zannediyor. Hayır. Burada benden başka aktif, benden başka his, fikir, salgılanan şeytan var. Burada sırf ben oturmuyor. Bu alemde sırf 18 bin zıtlar alemi, celal ve cemal. Onun kavşağı olan insan kemal, celal ve cemal ülkesinin cemidir insan. Onun için şeytanı kabul etmezse, modern tip kabul etmiyor. Cini kabul etmiyor cin suresi. Bu o zaman kafada olan, oluşan, insanda ortaya çıkan fikirleri, hisleri hep kendisinden zannediyor. Benim diyor. Bak diyor ki 275 sözlerde. Şu insanın içsel alemini nasıl tanımlıyor? Benim eşim ruhiyat ya. Bak hem şeytanın kendi işini iyi değilim.
Tamam. Öyle bir his var. Ama şeytanın biliyor musunuz? Aklı vardır. Şeytanın kalbi vardır. Şeytanın vücudu vardır. Şeytanın şeytanı vardır. Böyle şeytanın şeytanı var mı dersem anlatacağım şimdi. Şeytanın aklı olmasaydı, ihtiyar iradesi olmasaydı, duygular olmasaydı Allah'a secde eder miydi? Allah'a karşı mantık üretir miydi? Secde etmediği semada yer yoktu deniliyor. Melektendi diyor. Haşa, olur mu Allah Kur'an'da iblistendi diyor. Ha, böyle bir mahluk. Şeytan iblisin sıfatıdır. Şeytan iblistir. Mudil esmasıyla yaratılmıştır. Şimdi bu şeytanın bize Allah Resulü'nün tabiriyle ben temelden anlatmaya çalışıyorum. Bu vücutta siz, biz yokuz. Ortaya çıkan fikirler bizim mi? Bak öyle diyor. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü burada. Burada onun sözü var. Atıyor kafaya. Ondan zanneder, kendisinden zanneder insan. Eyvah! Zarar alınır, zarara düşer. Şeytanın da istediği budur. Lemalar 82'de ne diyor biliyor musunuz? Bunu hepten anlattığımı açığa çıkarıyor. Diyor ki 82. İblisin en mühim bir desisesi. İblisin, İbrahim, en mühim desisesi. Kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şimdi bu şeytan burada attı fikirleri. Bunu kabul etmeyen modern tip, burada çıkan fikirler benim. Bende başka kim var diyor ya. Bunu en temelini söyleyen Jung'dur. Jung, İsviçreli. Ama temeli Çinli olduğunu anlıyorum. Jung, şeyin arkadaşıdır. Psikiyatrist kurucularından Freud. Bu konuda anlaşamadılar. Bu konuda uzman ya Emre, biliyor bu işi. Onu söylüyorum. Freud şimdi ne diyor? Kısaca diyor ki ben diyor kimseyle görüşmedim. Hiçbir farklı kitap okumadım. Zaten dindardı. Kilisede şey yapılmış. Ben diyor kendimi mutlu etmek için kitap okudum vesaire yaptım ve mutluyum. İsviçre'nin ben gittim o yerlere. Dağlarda manastırlar var. Bir kişi iki kişilik kalacak yerler. İnziva haneler, inziva böyle. Oraya sığınmış. Diyor ki hiçbir kitap okumadım. Hiç kimseyi dinlemedim. Bir manastır demiyor. Bir sığınakta yaşadım. Ve kendim mutluydum girdiğim zaman. Hayli zaman sonra hariçten bir şey etkilenmediğim halde kendimi kötü hissettim. Yani ben şöyle kötülük, iyilik. Ben geçmiştim diyor, şuradaydım diyor. Sonra diyor durup dururken nasıl olduysa içimde acaba birileri mi var bilmiyorum diyor. Bu kötülük çıktı diyor. Benim diyor mutlu olmama sebep olanları, bilgi fikirleri, hepsinin diyor zayıf noktalarını, çatlak yerlerini buldu böyle. Beni tepe takla etti ve ben kendimi kötü hissediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama diyor benim içimde bana rağmen çalışan bir şey var diyor. Bir sistem, şeytan demiyor. İnsanoğlu diyor, ben kitabını topluyorum. Bunu çözmedikçe ona mutluluk yoktur diyor. Şimdi bir şeytan bizim gibi aklı var. Allah ne dedi Kur'an'da? Kur'an söylüyor. Niye böyle yap? Beni sen azdırdın dedi şeytan. Adem Aleyhisselam dedi ki ben nefsime zulmettim. İkisini de yere indirdi. Böyle bir adam, sistem bizde. İblisin en mühim bir desisesi 82 lemalar. Kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmiş. Yani şeytan yok burada. O zaman onun sözlerini kimin sözü olarak kabul edilir? Kendim. Kötü hissediyorum. Tam da ben miyim? Korkuyorum. Tam da ben miyim bu? Şimdi şeytan Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam girip çıkar diyor. Sabit değil, kaynak değil böyle. Organ gibi değil bize şeytan. Girer çıkar. Kalbe yakın lümme-i şeytani var. Orada üfürür. Vesveseyi atar.
vesvese kalp kabul etmese şetme dönüp dimağa atar. Şetin galiz tabirler, fikirler, düşünceler, tasavvura dönüşür. Ve onu kafir cinler ve nefse mare kullanır. Arkadaşlar, korku vesvesenin vehme dönüşmüş halidir. Unutmayın bunu, bunu unutalım. Çok çalıştım, çıkarttım. Vesvesenin vehme dönüşmüş hali korkudur. Ustad diyor ki, korku elimi tutamadı diyor. Ama hafullah'ta lezzet var diyor. Haf vicdanidir. İnsanı istikamete koyar. Geçmişe ve geleceğe duyarlıdır. Korku ise yönü gelecektir. Geçmişle alakalı yoktur. Gelecekte korkular olur. Korku geçmişe bizi sağır eder. Geleceğe kör eder. Hazır zamanda tutsak ve köle eder. Vesvese eylemseldir. Vehim düşünseldir. Yani abdesti olan abdestsizsin. Banyoda gusül alırken yıkanmadı diyen vesvesedir. İmanı olana imansızsın. Yani var olana musallat olduğu zaman ölçü veriyorum size. Var abdest, var gusül, var iman. Ona yoktur diyorsa bu vesvesedir. Vara musallattır. Vehim ise aklidir. Serbest bölgededir. Düşünseldir Tahir. Yani ya olursa, ya korona isem, ya corona isem, ya öleceksem, ya öyle değilse, düşünseller hepsi vehimdir. Mümesseli kimdir? Kafir cinlerdir. Nefse maridir. Kulasa ediyorum, şey yapacağız, beraber işleyeceğiz. Vesvesenin mümesseli ise şeytandır. Kafir cinler ve nefse mari şeytanın talebesidir. Şeytan girip çıkar. Ama nefs emmare bize bağlıdır. Nefs emmare nedir? Temeli konuşuyoruz. Öyle korku dedik de uçtuk değil. Bak arkadaşlar, benim gömleğim gir içeriye, benim atletim, benim vücudum, benim nefsim, benim aklım, içeri giriyorum, benim vicdanım, benim kalbim, benim ruhum, ben olan ben. Arkadaşlar, nefis denilen şey şu bedene taalluk eden his, heves, heva'dır. Nefsin aklı nedir biliyor musunuz? Nefsin aklı heva'dır. Nefsin kalbi his ve heves'tir. Tamam mı? Nefsin nefsi ise hazır zamana muptela olmaktır. Bu nefs-i emmari işte burada his, heves, heva'yı aktif eden, biz doğduğumuz zaman bizimle beraber bir iblis doğar. Bizim nefs emmaremizi oluşturur. Olumsuz duyguları, hisleri o oynatır. Cindir o ama iblis cinsindendir. Bizimle beraberdir. Allah Resulü'nün iman etmiş onunkisi, bizimkisi etmemiş. Dolayısıyla bu beden bina gibi düşünün. İçinde oturan sizler, imanınız, itikadınız, fikriniz, hissiyatınız, şu andaki hisleriniz de ruhtur. Yani bedenle ruh ilişkisi binanın içinde oturan insanla bina. Bu. İşte korku bedenseldir. Bedensel hislerdir. Haf vicdandaki histir. Hissi haf diyor ustad. Ha? Bu temel bilgide soracağınız var mı? Bir daha şunu şey yapayım. Şeytan denilen bir sistem bizde aktif. Melek denilen bir sistem aktif. Şeytan girdiği gibi melekler de bize girer. Cebrail'in sırf vazifesi Allah Resulüne vahiy getirmek değildir. Cebrail'in vazifesi devam ediyor. Vahiy ayetin dışında da cereyan ediyor. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik diyor Allah. Şeytana vahyettik diyor Allah. Kuyunun dibinde Yusuf'a vahyettik diyor. Sema ve arza vahyettik diyor. Arıya vahyettik diyor. Semaya da vahyettik, küreye arza vahyettik diyor. Bak vahiy. Vahiy sahri var, vahiy zim var. Uzun. Dolayısıyla arkadaşlar bu bedende burada 18 bin alemin zıtları var. Hepsi aktif. Hiçbirisini siz kaldıramazsınız. Makas gibi kesemezsin. Onlarla savaşmayacaksın. Onlar ne diyor tanımlayacaksın. Mesela koronanın açtığı bir şeyi
mesele ya. Koronadan korktuğunu zannediyor insanlar. Koronadan sürettir korona. Koronadan korkmuyor. Koronanın netice verebileceği muhtemelen ölümden korkuyor. Korona gibi surette gözüken korku aslında ölüm korkusudur. Uçak korkusu suretteki korkudur. Uçak korkusunun temelinde ölüm korkusudur. Neye korkuyorum? Düşerim. Düşünce ne olacak? Ölürüm. Sonuç o. O zaman ölüm izah edilmelidir. Arka taraftaki suretler de yok olacaktır. Sonuç itibariyle korkular üretiliyor. Kanserde niye korkuyor? Ölüme sebep olduğu için. Koronada niye korkuyor? Ölüme sebep olduğu için. Uçakta niye korkuyor? Ölüme sebep olduğu için. Açlıkta niye korkuyor? Ölüme sebep olduğu için. Demek ki ölüm korkusu temel, bunlar türevleri. Şimdi ben şimdi burada bir daha göstereyim. Çıkarımlara gireceğim. Ben daha insanı anlarım. Tamam mı? O kadar mıyım ki bu dersler? İnan, din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya ile din ile olur. Bu milletin ihyası. Din. Din nedir o? Sema ve arz ve içindekileri yorumlamaktır. Din, insanın zıtların var ya celali ve cemali. Çelişki gibi gözüken ilişki olduğunu göstermektir. Din, insana insan olduğunu anlatmaktır. Şimdi korku bak, şu bu kafadır. Çizdim. Şu kafa, serbest bölge, tıp da o yazılımcı arkadaşa söyledim ya bana korkuyla. Abi diyor, senin anlattığın serbest bölge, onun dediğini bana, tıp da limbik sistemi denilen bir sistemmiş. İnceleştikçe, kalınlaştıkça ama detaylı değil dedi. O bir sıvıdır diyor. Kendini kötü iyi hissedersen kötü hissedersin. O kadar. Limbik sistemi deniliyormuş. Arkadaşlar burada tahayyül ve tasavvur var. Yani hayal ve fikirlerin üretildiği yer. Burası akıldır. Buradan malzeme gelir akla. Hepsini kabul etmez. Muhakimattan söylüyorum. Bu hayal ve tasavvurun ürettiği fikirleri akla gelmesi için bir süzgeç var. Fehim. Fehim. Aklın içerisinde bulabildiğim şu anda 42 tane sıfat var. Akıl bir sistemdir. Hüşyar, deha, zeka, tefekkür, hafıza hep aklın sıfatıdır. Tamam. Şimdi şeytan kalpten sen öleceksin diyor. Vesveseyi attı. Kalp kabul etmedi. Şeytme döndü. Yani çirkin sözlere. Geldi kafaya atınca vesvese olmaz. Vesvese kalbe yakın lüme-i şeytaniyeden atar. Vesvesenin yeri kalbe çevresidir. Sonra buraya tekrar getirdi buraya şeytan. Bunun adı şetmdir. Şetm. Galis tabirler. Yani Zübeyir öleceksin. Zübeyir koronasın. Zübeyir. Sakın ha. Top. Budur. Buraya attığı zaman buraya attı mı abi? Vesvese yani buraya vehim olur. Korku aklidir. Şu tesavvurdur ki ustad korku ve bir şey elimi tutamadı diyor. Hadi söyle bakayım ikinciyi. Unutkanlık. He? Unutkanlık. Unutkanlık bir tane de o zaman. Korku ve unutkanlık. Evet korku ve unutkanlık. Bir de şey diyor. Korku ve unutkanlık elimi tutamadı. Bir de nesep diyor. Ha yok neseple para okuyamıyorum dedi. Korku ve unutkanlık. Korku elimi tutamadı diyorsa yönetilen bir şeydir. Haf ise öyle değil. Haf, hissi haf ciddi bir histir. Vicdana aittir. Mektubatta bunu anlatır. Haf nimet ilahiyedir. Haf olmasa yol olmaz. Ümit, haf, cadde yol. Korku, geçmişe korku olmaz. Geleceğe aittir. Geçmişte teessüfler, elemler, gelecekten korkular olur. Peki gelecek korku oluyorsa niye oluyor? Tanımlayamadığımız için, çözemediğimiz için. Gelecek nedir? Ahiret. İmani bil ahiret korkunun panzehiridir. Geleceği tanımlayan
karanlık belirsiz kılan bizim vehimler ve vesveselerdir. Gelecek. Peki nedir o? İmanı bil ahiret. Orayı bize aydınlatıyor. İmanın iki kanadı var. İmanın nuru, imanın kuvveti. İmanın nuru bizi Allah ile bağlar. Yaptığımız günahlardan tövbe ve istiğfar ettirir. Varsa kazanamazları, kazanmışları başlattırır. İmanın kuvvetidir. Oradan beslenir. İmanın nuru ise imanı bil ahirettir. Ahiretten beslenir. İnsan ortada bir kavşaktır. Arkada noktayı istinat Allah ile Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanat. Varsa kusurlarımız tövbe ve istiğfar. Önümüz ise imanı bil ahiret. Toprağın üstünü kaldırıyor. Ustadın böyle Asar-ı Bediye'de bir şeyi var. Asar-ı Bediye'de bir misali var. Diyor ki Ya Seyda diyor Allah bizi nasıl topraktan diriltecek diyor. Eski Said eseri olduğu için Ya Seyda. Usta şöyle diyor. Ya diyor kapıya diyor birisi sabah kapını çalsa dedi. Bir adam gelse elinde bir tane elinde arı dağı öteki elinde supan dağı olsa dedi. İki dağı tuttu. O sana dese ki diyor senin 1,5 metre toprağın altına mezarın var ya kabrini. Kabrin üzerindeki 1,5 metre toprağı kaldırabilir miyim? Diyen kim? Bir elinde arı da, bir elinde supan dağı var adamın. Kaldırabilir mi? Lan dağı kaldırmış. İşte bu kainat hep onun dedi. Her şeyi kaldırıyor. Toprak değildir ki kaldırmasın seyredmiş. Tamam seyredmiş. Ama şimdi korku aklidir. Yani tasavvurladır. Haf vicdanidir. Korku geleceğe aittir. Bundan sonra tespitlerde devam ediyoruz. Demek ki insan kendisini tanımıyor. Bir, YouTube'larda korkuyla alakalı bütün videolarda ya geçmiş travmaya vurgu yapar, geçmiş travmalarım var, ortaya çıkmıştır. Veya korkunla yüzleş, veya korkunun üzerine git. Oysa insan tanımlaması yok. Niye? Öyle bir felsefeden okumuşlar ki, müsbetleri hariç. Okudukları hocaları insanı şöyle demiş. Bir filozof insanı şöyle demiş. Düşünen hayvandır. Mücadele eden hayvandır. İntikam eden hayvandır. Alan hayvandır. Hayvandır hayvandır. Yani canlıdır. İşte bunların ortaya koydukları kitaptan almış. Peki nedir o? İnsan bedenden ibaret değildir. Ruhu da vardır. İki, insan cehennemi ve cenneti, celali ve cemali, esmaların cemiidir. Zıtların cemiidir. Sonra insan bu alemde 18 bin alemi mümessilleri, menfi veya müsbet, ruhanileri aktif. Şeytan, melek, kafir cinler, Müslüman cinler. Erva aliyeler, erva habiseler. İman, küfür. Tamam. Peki ne yapacak? Hayır ve seseyi kaldırmaya çalışmak, muhali talep etmektir kendine. Çünkü böyle bir şey yoktur. Korkuyu kaldıramazsınız. Vesveseyi kaldıramazsınız. Hiçbir şey kalkmaz. Peki onunla savaştırıyor bize. Yüzleş diyor. Şiddetleniyor daha. Şiddetleniyor. Peki nedir o? Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü olmaz bir şey. Muhali talep etmektir. Peki ne yapacağız onu? Tanıyacağız. Ölüm korkusuyla. Ne yaparsanız yapın ölümü ortadan kaldıramazsınız. Ölüm izah edilmesi lazım. Ölüm korkusu var diyor sayın doktorum. Ya diyor o anda televizyon seyret diyor, şey yap diyor, meşgul olma diyor, onu bastır diyor, başka bir duygular öne çıkartıyor. Peki ölümü çözdü mü? O zaman ölümle yüzleş. Merdane bak yüzüne ne talep eder. Ölümden korkup kalbinden üküp yüzünü çevirme. Ne diyor kabir? Niye geldik biz bu dünyaya? Ahirete imana ait mevzuları oku, tefekkür et. Notlar al. Ahireti yakiniyetin artıyor, bitiyor. Ben namertim bak Rabbim şahit. Nefsimi yedi, kudretimde tutan Allah'a söylüyorum. Yani günahlarımdan kısmen böyle bayağı da endişe ediyorum günah ama ölümden korkmuyor. Teris olacağıma inanıyor. Yani ölüm anı böyle insan hastalandığı zaman biz de hastalanır. Böyle kapatıyorum gözümü. Bu beden ben değilim. Onundur. Tasarruf ediyor. Eğer o oğlum vuku bulsa, uykudayken rüyaya geçmek gibi Allah bana hissettirmeyecektir. İnanıyorum böyle. Enayine zenni abdimi. Size anlatıyorum ki siz de inanın. Olur mu abi? Ha o zaman sana olmaz.
İnan ki olsun. Ena ine zinne abdibi ne demek? Nasıl inanıyorsun bana? Ben sana öyle yapacağım. Allah'ım öyle benim. Ben ona nasıl itikad ediyorsam en az bana öyle muamele edecek. Daha iyisini yapacak. Çünkü Rabbim sevgisini bana vermişse seviyordur. Sevmediği kişiye sevgisini vermez. Siz en çok sevdiğinizi hiç sevmediğinize verir misiniz? Allah en çok sevdiği kendisidir. Onun adı da simgeselliği imandır. Onu sana vermiş. Daha nasıl göstersin seni sevdiğini? Daha ne korkuyorsun? Rabbinden haf et, şeytandan kork. Meşgul olma. Hadi bakalım. O okuduğum lemalar ve 275 sözlerden devam ediyorum. İşin temeli bu. Yani kendimizi sırf kendimiz zannederiz. O bir de ısıtır mısın bir tane de zencefil abisi? Bunu alırsın. Veya dursun başka bir tane. Sırf kendimizi kendimiz zannederiz. Oysa biz 18 bin alemin cemül cemil ve zıtların bütünlüğü, celali ve cemali esmaların kavşağı, bütün ruhanilerin serbestçe kendilerini ifade edebildikleri ve karşı karşıya geldikleri serbest bölge sahibiyiz. Anladınız mı cümleyi? Tüm bunlardan habersiz olmanın kaçınılmaz menfi sonucu korkudur. Aklın bir özelliği var. Ha realiteden, dışarıdan, ha hayalen ve hissen bir şey hayal etseniz. Akıl bu hayaldir, bu realitedir, bu gerçektir, bu değildir diyemez. Neyi veriyorsanız gerçek biliyor. Bak çalışma sistemini öğrenin. Akıl, ben şimdi bir yeri hayal ediyorum. Hayal edince vücut bu hayaldir, böyle bir şey yoktur demez. Hormonlar çalışmaya başlar. Veya aynı hayal ettiğim yerdeyim böyle, gene hormonlar çalışmaya başlar. O zaman güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bunun çıkarımı nedir? Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. O zaman akıl ha realiteden, ha hariçten doğru bilgilerden oluşsun, ha serbest bölge insanın tahayyül ve tasavvurundan suni oluşturmuş olsun, akıl onu ayırt edemez. Bunu ilim denilen tasdik sistemimiz yapar. Yani şuradan gelen var ya hayalleri, buradan gelen düşünceleri fehim denilen bir süzgeçten akla iner arkadaşlar. Akıl denilen şey ilme dönüştürür. Akıl öyle bir şey ki ha realiteden mesela birisini hayal ettiniz. Cinsellik olur, gadap olur, hicret olur, nefret olur. Ama cinsellik de yoksa vücut öyle çalışmıyor mu? Çalışıyor. Yok ki öyle bir şey. Hayalde var. Aklın öyle şeyi yok. Ha dışarıdan gelsin, ha üretsin. Bak peki bunu kim ayırt ediyor? Gerçek mi değil midir? Ha? İlim denilen tasdik. Bu akıldakileri, hayal ve fikirleri fehim denilen süzgeçten girer. Aklın 40 küsür tane sıfatını tespit edebildim. Akıl bir pakettir. İçerisinde sıfatlar var. Burada böyle hamur mayalanır neler koyacaksan bir sürü malzeme. Bunların içerisinde tasdik denilen bir ilim var. Onu hakikatla, esma ile kendine göre kabul eder. Kabul etti mi bunun adı tasdiktir ki bu ilimdir. İlmi anladınız mı nerededir? Akılda değildir. Akıl sürecinde bir ileridedir. Tasdik denilen ilim. Tamam. Fehim mi? Hazmeden. Hayır. Fehim şu Mehmet. Hayal. Hazmeden ki. İşte bir daha anlatayım. Hayal şekilleri üretiyor. Tasavvur fikirleri üretiyor. Bu şeytandan gelir, melekten gelir. Bak bu leva. Melekten gelmiş bu leva. İkisi de şeytan. Şuradan geldi mi Mehmet? Temelden anlatıyorum. Hayal veya fikirleri. Şurada bir tane süzgeç var. Şurada böyle çizeyim. Şuraya bak şurası. Fehim. Muhakematta diyor. Bu
bazı şeylerin girmesine mani olur, girmemesine mani olur. Akla girdi mi? Akıl potasında yani topraktan çıkan madenler yüksek fırına atıldı. 1500 santigrat derece ateş verdi toprağa, demir ayrıldı. 1700 çelik ayrıldı. 2000 küsür bilmem ne ayrıldı. Metaller ayrışır ya. Akıl da böyle. Bir yüksek fırın. Sonra Mehmet sordun burası. Bu akıl, deha, hüşyar, tefekkür, zihin, ondan sonra bu aklın sıfatlarından geçti. Kendisine göre, kendi fıtratına göre, kendi inancına göre tasdik denilen bir ilim var. Tasdik, tasdik denen bir sıfata atıyor. O bu süreçlerden hep geleni ilme dönüştürüyor. Batıl da olabilir. İlim denilen tasdik. Burada, ilim burada. Akılda değil, burada. Akıldan da süzülmüş. Serbest bölgeden süzülmüş, akıldan da süzülmüş. İki yerden süzüldükten sonra ilim oluyor. Ha? İşte mezara gidecek şey bedendir. Bedene ben derse adam mezara girecektir. Eğer bedene ben demiyor, ruh diyorsa, ruh cesetten ayrılıyor ölüm anında. Bunu atıyorlar siyah toprağa. Attın. Bu ben miydim? Şimdi de ben değildim ki. Toprağa girecek ruh olur mu? Ne kafirin ruhu girer, ne Müslümanın ruhu toprağa girer. Toprağa kafirin ruhu girse cennet olur. Veil cehennemine doğru gidiyor. Ruhu oraya bırakırlar mı ya adamı? Müslümanın ruhunu Allah bırakır mı? Yedi kat semaya doğru uruc eder. Ha kafir eşantiyon olarak kabirle de alakadar olup elem alır. Bunu işaretleyeceğiz gayrimüteşhirde söylüyor. Elazığ'dan bir kardeş sordu bunu da. Osmanlıcadan çıkarttım. Diyor ki bir insan ölse göğsüne yumurtayı koysan öldü. Günlerce dursa diyor kabir azabı olsa buna azap verirse göğsündeki yumurta düşer. Niye düşmüyor? Demek kabir azabı yok. Azap ruhadır diyor usta. Yumurta mı koymuş? Yumurta usta misal veriyor. Bir adam ölse böyle Mehmet. Öldü tamam. Üzerine yumurta koydum. Azap vursa koy abim koy. İkisi de dursun. Azap verseler varyoz vursalar bu yumurta düşmez mi? Baksana diyor azap mazap yok diyor adam böyle duruyor diyor. Yani adamı insan zannetmiş. Oysa rüyada bir sürü kıvranıp duruyorsun böyle. Elem alıyorsun rüyada. Beden mi alıyor? Dayak yiyorsun. Peki dayak yiyorsun. Abi hayaldır. Hayaldır ama fatura bedene çıkıyor. Ya gusül yapıyorsun ya terden su oluyorsun. Ya korkunç oluyor. Bak bu akşam oldu bana. Kalktım karşıdaki tarafa baktım yani. Beni kaç sene önceye götürdü. Zeytinburnu'na götürdü 90 sene. 6 kişi yatıyorduk böyle bir odada. Baktım nerede ya dedim. Bilmem kaç saniye sonra aklım başıma geldi. Onu aradı yani. Kalktım gece. O 6 kişi kalıyorduk aynı koğuşta. Adam böyle onu aradı. Nasıl olmuşsa, nereye geçmişse. Sonra oturdum. Hayırdır dedim ya. Böyle seyrediyorum. Niye böyle oldu değil. Sistem ya. Garip garip şeyleri yaşaması insanın zenginliğindendir ya. Biz hayvan mıyız ki bu ahire bağla bir de bu ahire bağla fark etmesin. Hayvan değiliz ki ya. Böyle şeyler olmaz. Ola sırf dünyada yaşanır mı ya? Sonsuz yaşayacaksın. Yaşanır mı? Ben kendime soruyorum, vicdanen soruyorum. Gençliğine dönmek ister misin? Yeniden. Vallahi dönmek istemem. Ama bu haletin, bu bilgiyle döner. Daha kaliteli bir hayat yaşarım. Ama yok. Aynı şeyleri yaşayacaksın, buraya geleceksin. Ben bir daha yaşamam ondan. Bir daha yaşayamam ya. Bu ilimin karşısına da ona göre şeytan gelecek. Aferin. Bu ilmin karşısına da o seviyede şeytan gelecek. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartmazlar. Ona da şampiyon denmez. Bu ilmin karşısına da o adam gelecek. O adamla meşgul oldum ya. Adamın şeytan dedim ki bir ara. İşte onun sitede var Nur dersinde ya. Şeytanın şeytan psikolojisi nasıldır diye. Şeytan lan sana ne lan psikolojisi? Merak ettim. Ama acayip. Ulan şeytanın aklı var, kalbi var. Ulan dedim şeytanın psikolojisi nasıl bir psikoloji ya? Sonra bir ses duydum tabii. Beni merak etmişsin. Böyle ses. Yani rüya ya. Sen kimsin dedim. Beni merak ettiğin şeyim dedi. Aynı böyle pis pis konuşuyor. Dedim ya senin psikolojini merak ettim dedim. Seni değil dedim. Ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki benim psikolojimi dedi ancak şöyle anlarsın.
sen ayet-i kerimede, inandığın Kur'an'da Rabbin diyor, senin Rabbin, sen sonsuz cehennemliksin dese, inandığın senin peygamber, sana sen cehennemin sonsuz kalacaksın dese, senin psikolojin nasıl olurdu dedi. Ben öyleyim dedi. Peygamberi reddetmedi ki. Allah'ı da reddetmedi. Ahireti reddetmedi. Şeytan niye şeytan oldu? Allah'ı mı reddetti? Ahireti mi reddetti? Peygamberi mi? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine geldi. Sor ya Muhammed, cevap vereyim. Peki 15. sözde ne yapıyor? 15. sözde şeytanla münazara etmiş usta. Karşı karşıya gelmişti. Şeytan ne sıfatlarıyla şeytan oldu? 1. Kibirlendi. 2. Haset etti. 3. Ben merkezli yorumladı. O ateşten şey, o topraktan ben ateşten dedi. Kapitalist zihniyet. Yani elindeki malzemelerle üstünlük taslamak. O topraktan ben ateşten dedi. Sonra ne yaptı? Haset etti. Sonra ne yaptı? Kibirlendi. Bu işte. Allah'ı inkar etmedi. Şeytan bir defa şeytanlık yaptı, şeytan oldu. Kibirlenmek, vasiyet etmenin rezilliğini anlıyor musunuz? Neyi kibirleniyorsun ya? Kimsin sen ben? Ben kimim ya? Peki, devam ediyorum. Bunu ilim denilen tasdik sistemimiz yapar. Şeytan kuralı yaşamaktan, ölçüleri olmaktan rahatsız olur. Mesela yataktan kalktınız. Yatağı sermek, şey yapmak. Mesela diyelim ki evdesiniz. Burada kahvaltı kaçta? 8:30. Değil mi? Yatış en geç 12. Değil mi? Vesaire. Şeytan bundan rahatsız olur. Eve gitseniz, dershane hayatınız olmasa, 11'de kalktım, yarın 7'de kalktım, öbür gün 2'de kalktım. Haram değil. Haram değil. Yatsı namazını 8'de kıldın, 9'da kıldın, her gün değiştiriyorsun. Haram değil. Şeytan bundan memnun. Şeytan ille yanlışlardan girmez. Şeytan zaten yanlışın kendisi. Şeytan kuralsız doğrulardan girer. Eve gittiğin zaman gene 8:30'da yapacaksın. Şeytan kuralsız doğruların çatlaklığından girer. Oradan yol bulur. Ama bu bakar ki olan bu disiplinli adam ya. Her şey belli. Tamam. İşte ne diyor? Şeytan kurallı yaşamaktan, ölçüleri olmaktan rahatsız olur. Korktuğun şeye sorun. Ustad, minarede koşarken oradan buldum. Minarede, doğuda minare var ya camide. Onun üzerinde 11-12 yaşındayken koşarak dolaşırmış Resul. Minarenin şerefi, şey var ya minarenin, o ne diyorlar, şerefe mi? Şerefenin orada. Oradan okudum, şöyle çıkarttım. Korkunuza şunu sorun. Korktuğun şeye sor. En kötü senaryo nedir? Korktuğumun en kötüsü nedir? Ölüm. Ölüm bizim için de nimet. E bitti. Bak şimdi koronadan korkuyor. Sorayım. Korku gelirse. Tamam. İlerisi nedir koronanın? Her koronaya yakalanan ölmüyor. Hastanede ölüyorlar. Evde koronadan ölen pek yok. Ben hiç duymadım. Niçin? Panik. Hastane panik ortamıdır. Hastane vehim ortamıdır. Hastane ölmeden önce, hastaneye karşı değilim. Ama oraya girenler farfaralı, vehimli, evhamlı, olumsuz düşünen insanların yaydığın enerjilerin bombardımanına muhatap olduğun bir yerdir. Tamam. Şimdi koronadan korkuyoruz. Niye korkuyoruz? En kötü senaryosunu söyle Tahir. Niye? Ölecek. Ha demek ki sen korona sürektir. Oysa sen ölümden korkuyorsun. Ölümüne sor. O zaman korktuğun şeye sor. En kötü senaryo nedir korktuğumun? Ölümdür. Ölüm de bizim için zaten ölmüş. Ölümü öldürmüşüz. Niye? Ne demek? Ölmeden önce ölün. Mutu kable ente mutu. Ne demek? Bedensel hayatı yaşamayan, bedensel haslar, hazlar, hisler, bedeni esas alıp yaşamayan öldü zaten. Bedeni yaşamayan ruhu yaşıyor. Beden de nefisti. Beden dünyaydı. Dünya cihetiyle öldü. Daha nereye ölecek ki kardeşim? Sen zina mı yapıyorsun? Sen içki mi içiyorsun? Sen haram şeylere mi mutlaka? Yok. Doğru yaşıyorsun. Sen zaten ölmüşsün ya.
Bedenen ölmüşsün, ruhen yaşıyorsun. Onun için hastalığa niye diyor rahmet-i ilahinin nimetidir? Bedenden ruhu çıkartıyor. Öyle demiyor mu Resul? Hastalık neymiş abim? Nimet-i ilahi demiyor muydu? İkaz-ı hediye-i ilahiye. Hediye-i ilahi olur mu? Olur işte. Ne demek? Ruhunu, kalbini bedenden çıkartıyor. Bedeni hayattan. Hastalık. Allah. O bir bakıyorsun böyle ruhu, nasibi varsa tabii biraz okuysa, ruhu haramlardan kurtulduğu için bedeni aha yapıyor. Bedeni o anda zine yapamaz, içki içemez. YouTube'lar nerede olan falan, ha ha ha, Galatasaray, Fenerbahçe, para gitti, şu geldi. Yok. O zaman yani bedeni zaten ölmüşsün. Hastalık anında öldün zaten. Beden hayat, yani nefis ölüyor. Büyük zatlar yaşarken mağarada öldürmüşler bu işi. O zaman korktu, he. Bir yer okuyayım mı abi? Oku abi. İzle oku abi. 9. deva. Ey Halık'ını tanıyan hasta, hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise cihetindedir. Ölüm, nazarı gaflet ve zahir cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Allah razı olsun. Ha işte. Bak. Hastalıklar bazen ölüme vesile olduğu için, hastalık olduğu zaman ölüm sonucuna göre, sonuca göre hastalık vesilesinden korkuyoruz. Oysa ölüm korkusu. O zaman sor. En kötüsü ne olabilir korktuğumun? Buna inan ki hayat, unutmayın bunu. İnan ki hayat belirsiz, kontrolsüz, kendi başına bırakılmış olup da bizi de oyuncak olarak kullanıyor değildir hayat. Hayat kontrolsüz, kuralsız, kendi başına bırakılmış, içinde olanları evirip devirip çeviren, bizi oyuncak yapan bir şey değildir hayat. Küre düşünün, küre büyük. İçinde bir sürü misket var, renkli, kırmızı, beyaz. Çevirin, tak tak tak, her tarafa karışır değil mi? Hayat böyle değildir. Kontrolsüz, kuralsız, kendi başına bırakılmış. İçeride insan evrilip çevrilip feveranını, nidasını, isteklerini ne kör olan bir sistem değil hayat. Her şey kontrol altındadır. Allah kainata patronluk yapıyor. Allah kainata Allah'lık yapıyor. Allah kainatın sahibidir. Hiç kimseye bırakmamıştır. Diğerler esbaptır. Her şey kontrol altındadır. Kontrolsüz gibi olan hadiseler bile kontroldür. Çelişki gibi gözüken ilişkidir. Şeytan melek gibi gözükürken arkasında ikisi de şeydir, esmadır. Doğruları mutadit yaparak öğrenirken, bize mal olurken, olumsuz şeylerin bir defa olması ile hem kalıcı hem de çeşitlilikleriyle genelleniyor. Genelleniyor. Hiç dikkat ettin mi? Mesela doğru bir şey öğrendiniz. Öğrendik. Unutuyoruz arkadaşlar. Yanlışı biz öğrenmiyoruz. Bir bakıyoruz yanlışı biliyoruz. Lan öğrenmedik. Doğruyu biz öğreniyoruz. He? Namazı da kılıyoruz. Kaç senede beri kılıyorsun Tahir? Var mı 20 sene? Bulacağım belki. O kadar yok mu? Yok abi, 10 sene. 10 senem var. 10 sene beri namaz kılıyorsun. Kıla kıla öğreniyoruz. Kılmamayı nasıl öğrendik? Hiç meşgul olmamakla. Olumsuzluklar öğrenmiş sanki. Olumluları zorluyoruz. Niye anlamıyorsun bundaki? Başka birisi var. Misal, bir şeyden korkmuşsan artık her şeyi genelliyor bu korku. Bu adam. Nerede korktun? Koronadan. Kanserden de. Mesela çok tuhaftır. Korkunun en büyük sebebi, hani geleceği yorumlayamamak ya, propagandadan giriyor. Mesela size söyleyeyim. Koronada mı senede insan fazla ölüyor? Trafik kazasıyla mı? Dünyada trafik kazasıyla istatistiğe baktırdım da ben. Dünyada 1,5 milyon insan ölüyormuş. Trafik kazasıyla. Senede. 1,5 milyon. Buna sebep araba değil midir? Niye biniyorsun? Yılanla ölen kaç kişi var? Yılan ısırmasıyla. Birkaç yüz kişi olur.
Yılanı görünce ödümüz patlıyor. Arabaya biniyoruz. Oysa 1,5 milyon insanı alıyor. Propagandadan. Propaganda. Bize koronayı şişirdiler. Şişirdiler. Anladınız mı yani böyle? Peki nedir demek istiyorum? Korku şişirilen balona bizi sokmuşlar. Bak 1,5 milyon insan arabadan ölüyor. Uçaktan peki senede 1 veya 2 tane düşer veya hiç düşmez. Arabaya binmekten korkmayız. Uçaktan korkarız. Yılandan korkarız. Arabadan korkmayız. Lan yılan kaç kişiyi dünyada öldürmüş? Propaganda. Propaganda. Biz Karadeniz'de derede o kadar her zaman yüzeriz. Karadeniz çocuk mu? Yılanlar yanımızdan geçer böyle su yılanı çık 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 çık. Ama sonra onun videosunu seyret o falan bir daha giremez. Oysa giriyorduk. Propaganda kardeşim. Onun için Üstad 242 Emir'den daha bir de diyor ki hastalığımı kimseye sorgulattırmadım diyor. Sorma kimseye. Yaptırma test. Yani ya bu hani kızacaklar, nefret edecekler. Ediyorlar zaten doktor. Kardeşim vehmini aktif etme. Zaten evhamlısın. Peki ne yapacaksın? Yaşadığın hayatı yaşa, devam et. Tedbirli ol. Esbab alemine oy. Hissi, nefsi, cismi aktif edecek, bedensel böyle aktif edecek şartlardan uzak dur. Ustad zehirlenmiş. Ne yaptı ustad? Baktırmadım doktorlara diyor. Resmi ilaçlarına da bak almadım diyor. Emirdan da söylüyor. Bana kızıyorlar. Kızın doktor kardeşim. Siz nasıl ki işinizi yapıyorsunuz, ben de işimi yapıyorum. Nasıl putlaştırdılar bedeni? Ustad diyor ki zehirlenmiş. Ateşler içinde yanıyor. Bir de ne olur diyor, rica ediyorum. Şu anlara bakın kaçıncı sayfa. Allah için diyor yalvarıyorum. Beni diyor hastaneye götürmeyin diyor. Hasta beni tanımadığın doktorlara beni bu şey yapmaya bana müsaade etmiyor. Hastane yazar mısın bir? Şu anlar kaçtı ya? 300 kaçtı. Beni yalvarıyor ya ustad. Şu an beni hastaneye götürmeyin diyor ya. Açalım zehirlenmiş yani. Hastane hastane. 300 bilmem kaç. Şimdi kızmayın doktorlar bana. Kardeşim o kadar putlaştırmış, bu kadar propaganda ya. Şişirilmiş bir korku ya. Hiçbir şey yok. Bilmeden şey gafır anlatıyor. Ya diyor cenazeyi göm, bulana kadar ben bunu anlatayım. Cenazeyi göm de kalma. Biraz ateş oldu diyor falan. Aa, ateş oldu, işte baş ağrısı oldu. Aa korona bu muymuş ya diyor. Tamam geçiştirir. Kaç abi? Abi 438. 438. Okur musun? İzle ama. Şöyle hem büyük bir ricam var, beni hastaneye sevk etmeyiniz. Büyük ricam var, beni hastaneye sevk etmeyiniz. Bütün hayatımda, hususen bu 22 sene tecridi mutlak ömrümde tahammül edemediğim bir vaziyete, yani tanımadığım hasta bakıcıların hükmü altında mecbur etmeyiniz. Hasta bakıcılara mecbur etmeyiniz diyorum. Bir de 200, o ilaçlar diyor 243 Emirdağ'ında. O abinin vefatına diyor ki o iki benim gibi diyor yapmadı diyor. Hafızal abi. O diyor resmi ilaçlara şey yaptı diyor. Yani bu ilaçları da neyse kardeşim fıtraten yaşa. Farfaralı, evhamlı basından uzak dur. Tamam mı? Ha basına giriyorsunuz. Korona ile alakalı videoyu seyrediyorsunuz. Bunun haberleri dinledinse ilaç kullanacaksın. Çünkü o propagandanın içerisinde hastane var. Hastanesiz olmaz. Anladınız mı? Ama bu farfarallardan uzak durmuşsan hiç gitme. Ne oldunuz? Ne olduk? Biz de olduk. Ne olmuş yani? Ya hiç grip olmamış mıyız? Ben her sene, normal her sene de belki 1-2 defa. Çünkü ya cam açık unutuyorum, yoruluyorum. Biz şey olmaz mı ya grip? Grip olmuyor muyduk ya? Ben senede günde şey senede 2 defa oluyordum en az. Ateşler içinde oluyorsun, şey yapıyorsun ki aynı. Peki o gripte kokum yoktu, tadım yoktu, ateşim yükseliyordu acayip. Koltuk altına, enseme, ayağımın altına, ayağı yerlerine ıslatılmış sirke bezi koyuyorduk. Bir yarım saat sonra tak diye aşağı iniyordu. Belki de bir ağrı kesici içiyorduk o kadar. Yani aynı ona benziyor. Abi nefes kesiyor. Nefesi su kesen korona değil, vehimdir. Ateşi yükselten vesvesedir. Ustad 28 defa zehirlenmedi mi? Aha bunlar söylüyor. Ne olur rica ediyorum diyor. Büyük bir can var diyor. Beni hastaneye sevk etmeyiniz. Bir daha söylüyorum. Sen eğer toplumsal propagandalara,
televizyonla, koronayla alakalı herkesi dinlemişsen onların içinde bir parçadır hastane. Mutlaka girmen lazım. Git. Sen hak ettin oraya girmeyi. Ben bu sözü vehim ve vesveseden uzak durmak için ustadı dinlemiş. Ustadı dinlemiş. İmanının safiyetini almış. Propaganda balonlarına girmemiş. Safi düşünen insanlar için söylüyorum. Gitme alma. Ama dinlemişsen git. Anladınız mı? Ben ustad beni rica ediyorum ya hastaneye sevk etmeyin. Ona ait bir hal etmiş diyecekler. Risale-i Nur külliyatının içinde ne var? Ben kimsenin özelini mi okuyacağım? Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam kısası var. Musa Aleyhisselam kısası var. Ona aitmiş. Ona aitse ben başkasının kitabını niye okuyayım ya? Kur'an için söylüyorum. Musa Aleyhisselam kısası. Benimle alakası yoksa ben niye okuyayım? Risale-i Nur külliyatı içerisinde ustada, ustad kendi haletini bize ayna yapıyor. Hulusi abiyi, şefkat tokatlarını, abilerin haletlerini Hulusi hitaptır. Kim okuyor Hasan? Abdülbasit. O sen Hulusi yerine kendini koyacaksın. Sana hitap ediyor. Onun için selamını da alacaksın. Oradaki kardeşlere selam ediyorum. Aleyküm selam diyeceksiniz. Sözlü ve yazılı selamlar kendisi gibidir. Şunu bitireyim. Adem'i yani korkular Adem'i olduğu için vücudu olmadığı içindir. Adem'e vücut rengi veriyor şeytan. Korona eşittir ölüm. Uçak düşmesi eşittir ölüm. Yani o zaman türbülansa girince uçak hemen ölüm hatırına geliyor. Ne alakası var ya? Trafik kazasını o kadar görüyoruz ki yandan geçerken bir 10 dakika etkileniyoruz. 120'den 100'e iniyoruz. Bir saat sonra da pazarına girerken gene 140'a çıktık. Emre. Anladın mı? Evet ki o adam paramparça oldu biraz önce. Niye? Ama toplumsal bir propagandaya girmedi. Girse adama satamayacaklar globalistler. Adem'de vücut rengini veren bize göre serbest bölge, tıbba göre limbik sistemi genişlenmesi, büyümesiyle alakalı. Oysa korkunun yönü gelecek olduğundan, geleceğin şimdiden dahi olacağını, şu anın günahlarıma kefaret hali. Bak şimdi, korona aldı korkuyor. Ben başka bir şey söyleyeyim bak ne yapacaksın. Titredin, Risale'den söylüyor. Titreyen meyve ağacını silkeleyip meyve düştüğü gibi, korona ile ateşte titreyen günahları düşer. Ateş attı, hararet, günahların yanıyor. Her dakikan diyor, bir yerde şöyle söylüyor, 10 saat. Bir yerde her dakikan bir saat hükmüne geçen ibadet oluyor diyor. Bak korktuğun yerden bak hayra çevir. Ya koronadan istifade et ya sana açtığı alet var ya değişik alet veriyor. Anlayış yapıyor. En azından bir dakikan bir saat, bir dakikan 10 saate geçiyor. Titrediğin zaman titreyen ağaç gibi meyveleri düşer. Hararetle yandığın zaman günahların yandığını söylüyor hastalar risalesinde. Bak fırsata çevir. Diyor ki şu anın günahlarına kefaret. Ya günahlarıma kefaret. He Yusuf. Ahirette mi ödemek istersin günahını bu dünyada mı? Dünyada Allah öldürmeden titretiyor. Ateş veriyor. Canın sıkılıyor. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam. Günahlarında bahsedince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh ağladı. O zaman Allah Resulü dedi ki ya Ebu Bekir eline bir diken de batmıyor mu? Kefareti zünüptür diyor ya. Günaha kefarettir. Ya koronanın el imana bütün her zerratıyla yemin ederim ki her zerratı kefareti zünüptür ya. Günahlarına kefaret. Ölse ne olur? Taun, tufan, boğulmak, hark, gark, doğumla alakalı 40 günde olan, çaresi bulunmayan salgın hastalıklar işte. Taun, ölenler şehidi manevidir. Ne demek? Hiçbir şey anlamıyor öldüğünü. Gördün mü? Şehit oluyor adam ya. Şimdiden daha iyi olacağını, şu anın günahlarına kefaret, halet-i rüyelerin ortaya çıkıp Allah'a Celle Celaluhu aynı olduklarını şuur nispetinde korku ve sıkıntılarına hayretle bakarak savaşmak değil, günahlara kefaret olmasından memnun olacaksın. Kendini
Bak şimdi, kendini güvensiz, sahipsiz, kontrolsüz hissetmekten geliyor korku. Kendin güvensiz, sahipsiz, kontrolsüz, Allah atıverdi böyle hadiselerin içerisine. Ne halin varsa gör. Anlayışından geliyor korku. Ortaya çıkan korku aslında teslim, tevekkül, itimat, kanaat azlığından ileri geliyor. Allah'a teslim. Bir saat oldu herhalde. Allah geçti değil mi? Bak kaç dakika oldu? Kim? Var mı saat oldu? Bir saat oldu okumamıştım. Ha, tamam kesiyorum. Demek ki teslim, teslim seleme, İslamiyet, sünnet-i seniyi yaşamak. İki, gir içeriye, tevekkül, hadiselere kudretin azameti altında Allah canibinden bakmak. Yani bu kainata tasarruf eden Allah'ın inayeti, rahmeti, hikmeti ve adaleti cihetiyle bakmak. Tevekkül. Allah'a itimat et, Allah'a kanaat et. Merak etme, o senin sahibin, patronun, o seni senden daha iyi düşünür. Rüştü abimizin duasıyla bitiriyor. Ya Rabbi, beni bana bırakma, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Bir daha, ya Rabbi, beni bana bırakma, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Genel yapalım, ya Rabbi, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma, bizi bize bırakma. El Fatiha.